Merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 model Passion X hibrit 1.8 Corolla'mızla birlikteyiz. Corolla'mız en full paketlidir. Bu en dolu paket. Aynı zamanda hibrit motora sahip Corolla'nın çok başarılı bir modeli. Sürtünme katsayısı bu arabalarda çok az. Ondan dolayı yakıt tüketiminde gerçekten tasarruf sağlıyor. Arabanın Toyota'nın önceki tasarımlarına göre biraz da daha sert bir tasarıma sahip. Bu sertlik ona bir sporluk vermiş. Böyle bir araba biraz daha kaslıymış gibi duruyor. Bu aracın Passion X paketlerde özel LED farlarımız var. Bunlar aynı zamanda akıllı farlar. Bu pakette sadece görürsünüz şu akıllı ledleri. Bunlar hem gündüz aydınlatması olarak da kullanılabiliyor ve çok da şık duruyor. Arabayı farklı bir seviyeye taşıyor. Bu arabanın ön tarafında hibrit Toyota Corolla'lara özel. Hem de aynı zamanda burası akıllı çarpışma önleyici olarak da içinde sensörler bulunuyor. Arabamızın ön taraflarında yine hep sensörlerle dolu. Çünkü bu Corolla'larda çarpışma önleyici, şerit takip vesaire hepsi söz konusu. Aynı zamanda şurada da yine tüm şerit takibi, adaptif cruise kontrolü kontrol edebileceğimiz sensörler burada. Aracımızın ön tarafında tamponlarda burada yine Passion X'lere özel parlak bir plastik kullanılmış. Ben de bu arabanın aynısının Vision paketi de vardı. O hibrit değildi. Burada orijinalinden krom. Sonradan takılma vesaire değil. Çok da kaliteli bir krom kullanılmış. Yan tarafımıza geçtiğimde arabamızın orada o taraftan göstereyim. O tarafta daha çok ışık var. Arabamızda 17 inç jantlar mevcut. Yani jantlardan memnunum. Zaten araba normal Corolla'lara göre bir tık daha yukarıda. Yani bir 5 santim daha yukarıda diyebiliriz. Aracımızda şu anda premium contract 6 kullanıyoruz. Çok da yumuşak bir lastik. Çok da memnunum. Kendim taktırdım. Araçta rüzgarı emmemesi için yapılacak bütün müdahaleler yapılmış. Öyle girintili, çıkıntılı vesaire bir araba değil. Yine arkada çok güzel bizi bir duruş gösteriyor. Farları gerçekten çok aydınlatması çok güzel. Bu farlar da sadece Passion X'lere özel geliyor. Diğer farlar halojen, bunlar LED. Bunlar LED far olarak geliyor. Aracımızda arkası geniş, güzel, kaslı bir yapıya sahip. O sportluğunu korumuş. Bagaj kısmına geldiğimiz zaman da bagajı, yani benim bagajım acayip dolu ve her şeyi alıyor. Bagaj konusunda gerçekten sınıfına göre çok güzel bir araba. Dış kısmından anlatabileceklerim tabii daha bir sürü özellikleri vesaire var ama genel çapta baktığımızda özellikleri bu kadar. Aracımızın tabii Passion X'lerde kaplanın ayna vesaire de mevcut. Hem de şurada anahtarsız parmak okuyucuyla anahtarsız giriş çıkışlarımız da mevcut. Sadece şuradaki şeyle. Ön tarafında yine sis farlarımız vesaire. Bunlar zaten kendi donanımında var. Yine kapatalım. İçeride anlatmaya devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 model Toyota Corolla Passion X hibrit modelin içerisindeyiz. Passion X'lerde yani mekansal olarak ne değişiklikler var? Kalite bazında ne değişiklikler var? Bu ön taraftaki göğüslerimiz hepsi deri. Aynı zamanda diğer Corolla'larda burası plastik parça ama burada yine aynı şekilde deri kullanmışlar. Yine koltuğumuzda aynı renkte olan bir deriyi de burada kullanmışlar. Yine buralar bu kol dayamamız aynı Dreamler'deki olduğu gibi bu da ileri geri yapılabiliyor ve deri. Ve bu Passion X'lere özel sadece. Flyme'larda da yok. Koltuk bel ayarı var. Ada
keşke yani bu paralara şey de istiyorsunuz. Yani bu Passion X en full paketinde akıllı hafızalı bir koltuk da arıyorsunuz. Keşke akıllı hafızalı bir koltuk da olsaydı, işte tam olurmuş. Diğer türlü otomatik bir klimamız mevcut. Kablolu CarPlay'imiz mevcut. Burada sürüş modlarımız var. Buradan Eco, Normal, Sport diye. Bunu yaptığımız zaman göstergemizde renkler de değişiyor. Mesela yeşil, mavi, kırmızı. Vitesimiz artık Corolla'nın her modelinde kullandığı bir vites. Burada Holt otomatik fren sistemimiz mevcut ve artık vazgeçilmezimiz otomatik el frenleri mevcut. Burada sulukluklarımızın olduğu yerde lansman ışığı kullanmışlar. Buralar diğer paketlerinde yok. Aynı zamanda o şuralarda da var. Yani belki görebilirsiniz, belki göremezsiniz. Çok az bir böyle ışıkta açtığımız anda da çok belli olmuyor. Güzel bir ışık lansman aydınlatması yapmışlar. Çok ciddi anlamda bizi yormuyor. Koltuklarımız deri. Ön arka koltuklarımız deri. Arkasında gayet geniş bir mesafe var. Rahat bir araba. Sunroofumuz mevcut. Sunroofumuz gömmeli sunroof olduğundan dolayı içeri doğru geliyor. Sunrooflu arabalarda diğer arabalara göre tavan mesafesi arka koltuklarda birazcık daha aşağılarda. Yani sunroofun bir dezavantajı da mevcut. Ama sunrooftan yüksek süratlerde veya hız yaptığınız zamanlarda sunroof asla ses almıyor. Ses alma konusunda çok başarılı bir araba olmuş. Zaten Passion X'lere özel bu arabalarda yalıtım, farklı bir yalıtım sistemi var. Biraz daha yalıtıma önem vermişler. Tok bir araba. Ben Vision paketinde kullandım. Kendi arabamdı. Ondaki sesle bundaki ses gerçekten fark ediyor. Kaliteyi biraz daha arttırmışlar. Size anlatabilecek olduğum hemen arka diz mesafesini göstereyim. Şu anda benim boyum 1.90. Gayet uzun bir insanım, iri bir insanım. Şimdi arka koltukta bakalım ben nasıl oturacağım. Evet, arka koltukta şu anda dizlerimin arasında, şuraya yaklaştırsam, 3 parmak mesafe var. Lakin baş mesafesi dediğim gibi bir akülerin alt koltukta muhafaza edilmesinden dolayı, iki de sunroof'un, mesela şuradaki şeyi görüyorsunuz, mesela şöyle yaptığım zaman kafam geçmiyor. Şu anda da tam elim giriyor sadece, o kadar. Buradaki mesafemiz çok güzel ama baş mesafesi olarak diğer Corolla'lardan biraz daha aşağıda diyebiliriz. Benim eski arabam daha alçaktı ve arka koltuk mesafesi daha rahattı. Tabii ben bu arabayı kendim kullanıyorum. Arka koltukta oturanlar düşünsün. Bakalım şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte anlatırız. Aynı zamanda buralarda da hep lansman ışıkları mevcut. Görebiliyorsunuz belki. Hep böyle çok tatlı bir şekilde ışıklar kapanıyor. Çok daha belli oluyor. Arka koltukta anlatabileceğim şeyler, yani deri koltuk, iklimsel klima, çok kullanışlı bir araba. Geçelim, yolda devam ederiz. Evet, arabamız şu anda çalışıyor, sıfır ses. Sadece elektrik modunda, hiçbir ses yok ve hareket ediyoruz. Şu anda araba sıfır sesle elektrikli modunda devam ediyor. Bu elektrikli modunu mesela şu anda EV modu kullanabilecek miyiz? Hayır, kullanamıyoruz. EV modu diye bir özelliğimiz var. EV modu birazcık daha yani akümüz orta seviyelerde olduğu zaman elektrikle, tamamen elektrikle kullanmanıza yarayan bir sistem. Ama tabii sürekli kullandırıyor mu, kullandırmıyor. Otomatik kendisi diyor ki EV modunu aldım çıkardım, EV modunu aldım çıkardım.
buradaki tuş okudum, kitapçığını okudum. Diyor ki %80'in üstünde olduğu zaman aküye daha fazla enerji gitmemesini sağlamak adına pilden yemesini istiyorsanız o zaman EV modunu kullanın diyor. Yani tabii kendi görüşleri mantıklı bir şey. Japonlar mühendisliklerini sorgulamak olmaz. Yapmışlar. Ellerine sağlık. Arabamızın kliması çok güzel çalışıyor. Otopilotu aldığımız zaman, tuşuna bastığımız zaman içerideki havayı otomatikman soğutmaya, fanını falan ona göre ayarlıyor. Arkasının derecesini buradan yine farklı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Araçta karartmalı aynamız mevcut. Bu araçların, yani Toyota Corolla'ların en büyük yani hibritlerin en büyük özelliği yakıt konusu. Yani bu yakıt konusunda araç gerçekten kullanıcıyı şaşırtıyor. Yani uzun yolda ortalama hani 100 ile giderseniz 4.5 yakıyor. Ama şehir içinde yine dikkat ederseniz 3.5 yakıyor. Ama dikkat etmezseniz, ben çok dikkat eden birisi değil. Yani inanın yakıt tüketimine öyle çok bakan bir insan değilim. Bazen kendi kendime tabii deniyorum ne kadar yakacak, ne olur diye. Ama gündelik hayatımda çok kilometre yapan bir insanım ve bu kilometreleri yaparken zaman her şeyden değerli. Ne kadar benzin pahalı olsa da zaman her şeyden değerli. Zaman için basıyoruz. Yani basıyoruz dediğim 130-140 ile gidiyoruz. O ve şehir içinde de bazen agresif kullanımları yaptığımız halde bu araba spor kullanımında dahi 5 litreleri geçmeyen bir araba. 5 litreden daha fazla. 5.5'u en fazla görürsünüz. 6'da fazlası imkanı yok, geçemezsiniz. 6 litre yakmaz bu araba. Yakıt tüketiminde gerçekten insanı şaşırtıyor. Şu anda şerit takip her zaman açık. Şerit takip her zaman açık. Şu anda şerit takibi buradaki tuşumla basıyorum, açıyorum. LTA açıldı dedi. Ondan sonra buradan adaptif kuruluş kontrolümü açıyorum. Size şunu da göstereyim. Şöyle telefonla verirsen. Şu anda mesela bakın Patient X'lere özel sadece head-up display var ve burada şu anda benzinde mi gidiyor yoksa elektrikte mi gidiyor onu bize gösteren bir şey var. Direksiyona dokunun diyor. Dokunuyorsunuz. Kendi kendine şey yapıyor. Öndeki aracı algıladığı zaman zaten otomatikmen fren yapıyor. Önünüzdeki araç sizi önünüzde hala durmaya devam ederse, siz 85 km'de devam ederken hala önünüzde durmaya devam ederse araç kendi kendine sinyal veriyor. Artık diyor şerit değiştir diyor. Bu arabayı geçelim diyor. O konuda araç, yani ben otopilot özelliği olan Cherry Omoda 5'i kullanmıştım. Cherry Omoda 5'ten daha iyi çalışıyor kesinlikle diyebilirim. Bakın şimdi kırmızı ışığa geldik. Yani mesela Omoda 5'te birazcık daha şeydi. Bunda durma mesafesi, ama durma mesafesi iyi diyecekken araç bizi şaşırttı. Yani bir dedim acaba durmayacak mı dedim. Kendim frene bastım. Çünkü gereksiz bir şey yaptı. Şu anda 40'dan 50'den 80. Çoğaltalım, hızlandıralım. Kendi head-up display'den gitsin. Şuradaki mesafeyi de kısalım. Aracı görmedi. Aracı görmedi. Değişik. Şimdi aracı görüyor. Kendisi gidiyor. Eyvallah, ama daha demin aracı görmedi. O da teknolojiye güven bir yere kadar. Evet, rahatlığı var. Ama yani eski mekanik anlamda olan arabalar, neyinden ne olacağını bildiğiniz arabalar daha iyi. Daha iyi. Yani sonuçta teknolojiye güveneceksiniz ama bir yere kadar.
tam anlamıyla bu arabayı böyle bırakmak yanlış olur. Bu arabanın hayalet ekranı da 3 boyutlu. Şurada 3 yuvarlak halinde olanlar, sonradan yanan bir ışık. 3 boyutlu bir ekran yapmışlar, yine Passion X'lere özel bir özellik. Çok güzel. Arabaya farklı hazlar veriyor. Aracın konforu gerçekten inanılmaz rahatlıkta. Şaşırtıcı derecede inanılmaz rahatlıkta. Yerden yüksekliği diğer Corolla'lara göre birazcık daha yüksek olduğu için kasislerden geçerken öyle bir çok düşünce olmuyor. Çünkü diğer Corolla'mda benim 16 inç jant vardı ve araba biraz daha yere yakındı. Amortisörleri farklıydı. Yani orijinal tabii ki de, ama bunun orijinal amortisörleri daha uzun ve lastikler 17 inç. Jantlar 17 inç. Çok fark ettiriyor. Araba yumuşacık bir araba. Asla böyle bir konfordan ödün vermiyorsunuz. Yine diğer bindiğim araçlara kıyasen ben konfor noktasında 10 üzerinden 8 puan veririm ben bu arabaya. Tam bir ekonomik, uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir araba. Bu aküler mesela şu anda arabalarda, elektrikli arabalarda bir furya var. Elektrikli araba furyası var. Ama onlarda kullanılan pil lityum pil. Lityum pilin bir ömrü var. O nedir lityum pilin ömrü? 5 yıl. Hadi 7 yıl olsun. 7 yıldan sonra pilin ömrü yarı yarıya bitiyor. Ve yarı yarıya bittiği zaman da araba çöp haline geliyor. Çünkü zaten menzil kısa. Yani en babası TOK bile 500 menzil verirken 500 menzilin yarı yarıya 5 yıl sonra indiğini düşünün. 250 menzil. 250 menzilde yani sadece Aydın'dan İzmir'e gittin, geldin, bitti. 2 kilometre yapmaman lazım. Başka bir yerde gezmemen lazım. Değiştirmesi inanılmaz pahalı. Ama bu arabada öyle değil. Şimdi bu arabada hibrit arabalar zaten bu elektrikli bir araba değil. Sadece elektriği ucundan harmanlayan bir araba. Trafiğe bak ya. Bunda lityum pili kullanılmıyor. Bunda normal akümüzde ne kullanıyorsak, normal akülerde hangi pili kullanıyorsak aynı pilden kullanılıyor. Doldur boşalt mantığında bir aküyü alıyorsunuz. Ne zaman aldığınız, ne zaman değiştirdiğinizi bile unutuyorsunuz. Çünkü 3 yıl bile kullansanız herhangi bir şey olmuyor. Çünkü akü doldur boşalt mantığında kendini her zaman götürüyor. Bunun da o sistemlerde ben sordum Toyota servislerine. 200 bin kilometrelere kadar dedi rahatlıkla kullanabilirsin. O zamandan sonra bakarız dedi, ama o zamana kadar da dedi bozulmaz dedi. Yani biz bu arabanın aküsü dedi öyle bozulacak bir şey değil dedi. Bozulsa bile dedi parçası dedi çok uygun bir şey dedi. Öyle pahalı bir şey değil dedi. Tabi o zamanın kuruyla söyledi. 7000 TL civarında bitiririz dedi. Yani şu çok bir masraf değil. Yani bir elektrikli arabanın pili değişse en aşağı, yani bilmiyorum ama 300 bin TL'den aşağıda gideceğini düşünmüyorum. Çünkü lityum piller geri dönüşümü çok zor piller, ama normal akü piller geri dönüşümü çok kolay piller. Hemen siz kendiniz bile akücüye akünüzü verdiğiniz zaman adam hemen ona değer biçiyor. Çünkü geri alımı çok kolay. Geri dönüşümü çok kolay. Bu aracın hızlanması nasıl? Ondan bahsedelim. Araç hızlanmada biraz sizi üzüyor. Çünkü ben 1.6 bu arabanın 1.6 motorlarını kullanmıştım. O 132 beygirdi. Bu 1.8 motor aslında büyük bir motora sahip, ama tabii ekonomik bir motora sahip. Bu 1.6 motorda 132 beygir varken inanılmaz hızlanıyordu. İnanılmaz bir tepkimesi vardı. Zaten bunlar, ben bu şanzımanı çok seven bir insan değilim. Evet, az yaktırıyor vesaire, ama araba kullandığınız hissiyatını yok ediyor. Çünkü büyüyen, küçülen bir şanzıman. Yani aslında şanzıman, vites diye bir şey yok. Sadece göstermelik şey yapıyor size. O hissiyat varmış gibi göstermeye çalışıyor. CVT dedikleri şanzıman. Bu arabada ara hızlanma yok. Yani
ben şuraya gireyim hemen gaza basayım. Yok abi. Çünkü bunun 0-100'ü bile 11,5 saniyelerde. Yani böyle bir arabada 11,5 saniye kötü bir saniye. Yani artık ticari arabalar bile 11 saniyelerde yüzü görüyor. Son sürata geldiğimiz zaman 188'de limiter var. Kendiniz cruise kontrolden de en fazla 180'e kadar hızlanma yapabiliyorsunuz. Daha fazlası yok. Daha fazlasına izin vermiyor araba. Gider mi? Gider. Hani ne yapar bu araba? 200 yapar. Çünkü 122 beygir. Ne kadar hızlanması kötü olsa da 122 beygir. Neden bu arabanın hızlanması o kadar iyi değil? Bu arabanın 122 beygir olması hem elektrikli motor hem de benzinli motor yüzünden oluyor. Arkadaş. Gerizekalı. Aydın trafiği de bambaşka bir farklılıkta gerçekten. Evet arkadaşlar, aracımızın iç yalıtımından vesaireden bahsettik. Araçta kör noktalar, aynalarımızda kör noktalar mevcut. Tabii onu şu anda göstermemiz pek şey olmaz. Arkadan araba gelmesi lazım. Aracın havalandırması falan güzel. Burada bir maalesef insan bir derin yani dolap bekliyor. Hem derin dolap bekliyor hem de soğutuculu bir dolap bekliyor. Soğutuculu bir dolabımız. Ben fark edemedim. Siz fark ettiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü olabilir. Ben görememiş olabilirim. Dikkatli bir insanım aslında ama yok. Ses sistemi diğer Corolla'lardan farklı. Bunun ses sistemi daha güzel bir ses sistemi kullanmışlar. Sesi çok kaliteli alıyorsunuz. Ben diğer arabaları da, yani bunun en boş pakette Vision pakettir. Ben Vision pakette kullandığım için ikisi arasındaki kıyaslamayı çok iyi yapabiliyorum. Yani Vision paket kötü mü değil, asla kötü değil. O paralara süper. Bu sadece onun, yani aslında bu araba bir Mercedes'te olan tüm özelliklere hakim ama Toyota Corolla. Yani ismi gösterişli bir araba mı değil, halk nezdinde ortalama seviye bir araba olarak gözüküyor ama arabada tüm özellikler var. Yani şu head-up display bile var. Yani bu özellikler en üst segment, D segment arabalarda bile şu anda yok yani. Çünkü bunların hepsi bir maliyet. Bu aracın ses sistemine geçelim. Ondan sonra size yakıt tüketimini göstereyim. Hibrit sistemin nasıl çalıştığını bahsedelim. Sonra hemen telif yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadardı ya. Patrondan bir müzik dinleyelim ve devam edelim. Şu anda ses denileşti ve araçta inanılmaz bir akustik var. Yani ben sesimi duyurmak için zorlanıyorum. Diğer arabada mesela Ovada 5'te Sony sesliğim vardı ama son seslerde biraz daha bozuyordu. Bunda o yok. Biraz daha ses top geliyor. Top duyuyorsunuz. Tizlerimiz vesaire farklı. Burada 6 hoparlörümüz mevcut. Bu araçta ses sistemi gerçekten güzel. Zaten yalıtımla birlikte inanılmaz bir ses kalitesi ses duyuyor. Evet arkadaşlar, son olarak güvenlik olarak da söyleyeyim. Eurocap'ten çok kuvvetli puanlar alan, diz airbag'i bile olan, dizlerinde bile airbag olan, yolcuların koltuklarında bile airbag olan güvenli bir araba. Sunroof'umuz açıldığı zaman onu size gösterelim. İçeri doğru alınca açılıyor. Diğer arabalarda olduğu gibi buraya böyle şey yapan rüzgar basıyor. Sadece küçük bir şeyimiz mevcut.
Aynalarımız ışıklı. Sarı ışık kullanılmış. Hibrit de, evet arkadaşlar, hibrit arabalarda nasıl kullanılıyor biliyor musunuz hibrit arabalar? Hibrit arabalar 80 kilometreye kadar elektrikli gider. Lakin asıl maksadı kalkışlarda arabayı elektrikle kaldırmak. Ben bu hibritle test ettim. Kaç kilometreye kadar sadece elektrikle gideceğim. Yani bu araba benzinle, yani elektrikle kaç kilometre yol yapıyor diye bir baktım. Öyle bir kilometre yok. En fazla yaptığı 20... Hadi 30 olsun. 30 kilometreye kadar elektrikle gidiyor. 30 kilometreden sonra ihtimali yok elektrikle gidemez çünkü aküsü bitiyor. Onu da çok dikkat ederek gidiyorsunuz. Yani ben sadece elektrikle maksimum ne kadar gidebilirim hesap ettim. Gittiğim hızda 20, 25, 30 kilometre hızlarla gittim. Yani 80 kilometre hızla bu arabada sadece elektrikle gitsen 10 kilometre anca gidersin. Ya bu ne biliyor musunuz? Ne kadar çok şehir içinde fren ve gaza, az tepkimeli gaza bastığınız zaman o kadar az yaktırıyor. Frene bastıkça akünüz doluyor. Hemen aküyü şarj ediyor. Ama kalkışlarda da elektrikten harcatıyor ve az yakmanıza sebep oluyor. Hibrit arabadan gayet memnunum. Yakıt tüketimim şu anda, dün il dışına Didim'e gittim geldim, uzun yol yaptım. Bir Paşa Yaylası diye bizim burada bir evimiz var. Yayla evine çıktım. Ona rağmen ve benim kullanımıma rağmen şu anda ortalamam 5.3 litrelerde. Belki yorumlarda gelir çok yakmışsın vesaire bilmem ne denilebilir. Bu benim kullanımıma göre ve şu anki yakıt tüketimi fazla. Ben de 4.8'lerde, 4.5'lerde gezdiğim zamanlar oluyor ama agresif kullanımlarda artıyor mu? Artıyor. Çünkü sonuçta bu da 1.8 motor bir araba. Size de şundan da bahsedeceğim. Bu arabaların MTV'si diğer arabalardan biraz daha fazla. Çünkü motoru büyük. Diğer arabaların 800 TL iken bunun 2000 TL. Ve şu anda da MTV'ler zamlandı. İki katı olarak ödenecek. Bu arabaların MTV'leri motoru büyük olduğundan dolayı birazcık daha fazla. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Like atıp yorumlarınızı, fikirlerinizi, yanlış olduğum yerleri veya bana sormak istediğiniz noktaları sorarsanız çok memnun olurum. Memnuniyetle cevaplarım. Ben bu YouTube video işini sadece hobi maksatlı yapıyorum. Sevgiler, saygılar. Şeyi tosuyla kapalı.